Herkese merhabalar. Bugün sizlere Citroen C5 Aircross Shine paket aracı tanıtacağım. Bu paketi tanıtmamdaki amaç, Türkiye'deki YouTube kanallarında maalesef Shine paketi hiçbir arkadaş, hiçbir YouTuber veya otomobil gazetecisi arkadaş tanıtmamış. Ondan dolayı bu paketi sizlere göstermek için bu videoyu hazırladım. Bu videoyu çekiyoruz. Aracımız 1.5 dizel otomatik Shine paket. 2024 model. Ağustos ayında satın aldım ben bu aracı. YouTube'da bu paketin bir alt paket olan Fuel Bolt paketini çeken bir arkadaş var. O Fuel Bolt'u tanıtmış. Diğer Citroen C5 Aircross videolarının hepsi Shine Bolt. Yani bunun bir üst paketi, yani en dolusu olarak isimlendiriliyor. Shine paket orta paket olarak isimlendiriliyor. Makyajla beraber yeni far tasarımına geçildi. Burada görmüş olduğunuz gibi Citroen LED Vision far teknolojisi kullanılıyor artık. Y formlu bir far teknolojisi bu. Şurada üst bölgede gündüz LED farları yanıyor. Gelelim aracın boyutlarına. Aracın yüksekliği 1695 mm. Genişliği 1859 mm. Yerden yüksekliği 230 mm. Toplam uzunluğu 4500 mm. Dingil mesafesi ise 2730 mm. Yakıt deposuna bakacak olursak, görmüş olduğunuz gibi iki tane yakıt girişi var. Bir tanesi dizel, 53 litre dizel deposu var. Bir tanesi de AdBlue girişi. Burada da 17 litrelik bir depo mevcut. Gelelim aracın arka bölümüne. Makyajla beraber görmüş olduğunuz gibi stop tasarımı değişmiş bulunmaktadır. Onun haricinde arka bölümde başka bir değişiklik yoktur. Araçta elektrikli açılır bagaj mevcuttur. Hem ayak hareketiyle hem plakalığın altındaki butonla bagajı açabilirsiniz. 580 litre bagaj hacmi vardır. Arka koltuklar kızaklı olduğu için isterseniz arka koltukları en ön pozisyonu aldığınızda 720 litre hacme çıkartabilirsiniz. İçerisinde bir adet 12 volt çakmaklık girişi bulunmaktadır. Buradan da tek tuşla elektrikli bagajınızı kapatabilirsiniz. Aracın arka yaşam alanına bakacak olursak, görmüş olduğunuz gibi sürücü koltuğu benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Boyum 1.84. Şurada görmüş olduğunuz gibi diz mesafesi hemen hemen tam sınırda diyebiliriz artık. Ayaklarım ön koltuğa bir parmak kadar mesafede. Baş mesafesine bakacak olursak, araçta açılır bir cam tavan olduğu için baş mesafesi de cam tavandan dolayı burada da bir iki parmaklık bir boşluk var. Bunun haricinde iç yaşam alanına bakacak olursak, konfor olarak görmüş olduğunuz gibi çift çıkışlı bir klima menfezi var burada. Çift bölge bir klima sistemi var bu araçta. Üç bölgeli değil. Sadece öndeki klima sıcaklığı neyse arkadaki klima sıcaklığı da aynı oluyor ve kapatılabilir bir klima menfezi değil bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Onun haricinde bir tane USB girişi var burada görmüş olduğunuz gibi. Koltukların arkasında iki tane gördüğünüz gibi cep var. Bu aracın en güzel yanlarından bir tanesi arka bölümde. Şöyle gördüğünüz gibi orta koltuğa geçtiğimizde şalt tüneli olmadığı için arkada hareket etmek biraz daha kolaylaşıyor. Koltuklar Shine pakette alkantara, şöyle gördüğünüz gibi kenarları deri, ortası alkantara kumaştan yapılmış. Shine Bolt'ta komple full deri oluyor koltuklar. Aracın ön yaşam alanına bakacak olursak, makyajla beraber görmüş olduğunuz gibi e-toggle vites sistemine geçilmiş burada, bu bölümde. Burası daha kullanışlı bir hale gelmiş. Daha önceki makyajsız kasada şurada bir buton vardı. Burada da kobra tipi denilen vites seçici olduğu için şuradaki yaşam alanı biraz daha kısıtlıydı. Makyajla beraber bu alan daha kullanışlı olmuş. Önde görmüş olduğunuz gibi Shine pakette kablosuz şarj ünitesi yok. Shine Bolt'ta burada bir kablosuz şarj alanı var şu görmüş olduğunuz boşlukta. Onun haricinde iki tane bardaklığı var. Kol dayaması bayağı geniş. Soğutmalı bir kol dayaması var bu bölümde ve çok da derin.
bu alan. Gerçekten birçok eşyanızı buraya koyabilirsiniz. Soğutmalı olduğu için de içeceklerinizi buraya koyduğunuzda bir nebze soğumuş olur onlar da. Ekranlarına bakacak olursak, şurada görmüş olduğunuz gibi, hatta ben aracı çalıştırayım. Start stop tuşundan şöyle çalıştırıyoruz aracı. 10 inç daha doğrusu. 10 inç bir multimedya ekranı var. 12.3 inç de sürücü bilgi ekranı bulunmaktadır. Direksiyonun arkasında görmüş olduğunuz gibi vites değiştirici kulakçıklar var. Bu da çok güzel. Manuel modda özellikle kullanırken veyahut da otomatik D modunda kullanırken bile artı ya da eksi şeklinde, yani vitesi düşürebiliyorsunuz, vitesi yükseltebiliyorsunuz. Kulakçıklar aktif olarak çalışıyor, modlardan bağımsız olarak. Onun haricinde Shine pakette koltuk ısıtmalar var. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi hem sürücü koltuğunda hem yolcu koltuğunda koltuk ısıtma mevcut. Bunun haricinde şuraya makyajla beraber gelen yeni bir yenilik ise klimayı tamamen kapatabileceğiniz bir tuş eklemişler. Hatta şöyle bastığımda klima kapandı. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan bastığımızda klima tekrardan çalışıyor. Burada eleştirebileceğim tek bir konu şu dörtlü flaşör. Şurada görmüş olduğunuz gibi düğmesini biraz şoförden uzak bir bölüme koymuşlar. Biraz böyle uzanmanız gerekiyor. Aslında bunu böyle biraz daha yakın alsalardı daha iyi olabilirdi. Araçta CarPlay ve Android Auto bulunuyor. Fakat Shine pakette kablolu bir Android Auto ve Apple CarPlay özelliği var. Kablo ile telefonunuzu araca bağlıyorsunuz. Ben de buna kısa bir çözüm buldum. Şöyle bir gördüğünüz gibi bir USB satılıyor. Bunu satın aldım ben. Bunu şurada görmüş olduğunuz gibi USB girişi var. Çift USB girişi var bu arada ön bölümde. Bir tanesi araca bağlanabilmeniz için yapılan bir USB girişi. Diğeri de normal şarj telefonunuzu şarj etmek isterseniz oraya bağlayabilirsiniz. Veyahut da başka bir USB'den müzik dinlemek isterseniz oraya takıp müzik dinleyebilirsiniz. O USB'yi aldım ben. Telefonumla eşleştirdim. Şu anda kablosuz bir şekilde multimedya ekranına bağlanabiliyorum. Android Auto'yu bu şekilde kullanıyorum. Klima menfezleri görmüş olduğunuz gibi yenilenen ekranla beraber şöyle üst bölüme alınmış. Önceden makyajsız kasada bu ekran bildiğiniz gibi göğsün içerisinde gömülüydü. Şimdi bunu makyajla beraber ekranı dışarıya almışlar. Klima menfezleri de bu şekilde. Altında da dokunmatik tuşlar var. Shine pakette şuradaki görmüş olduğunuz navigasyon tuşu maalesef çalışmıyor. Shine Bolt'ta çalışıyor bu tuş. Şu anda desteklemiyor diyor gördüğünüz gibi. Bunun haricinde herhangi bir burada başka bir değişiklik yok. Anlatacaklarım bu kadar. Şimdi gelelim Shine Bolt ve Shine paket arasındaki farklara. Shine Bolt'ta şurada görmüş olduğunuz gibi armanın altında bir kamera var. Çevresel görüş sistemi kamerası diye isimlendiriliyor bu kamera. Shine paketlerde bu kamera yok. Onun haricinde Shine pakette 225 55-18 ebatında jant var. Shine Bolt'ta 205-55-19 ebatında bir jant mevcut. Bir de jant tasarımları değişik. Shine Bolt'ta elektrikli ve hafızalı yan aynalar mevcut. Shine pakette sadece elektrikli aynalar var. Onun haricinde ön koltuklara bakacak olursak Shine Bolt'ta hafızalı sürücü koltuğu var ama Shine pakette sadece elektrikli koltuk var. Hafıza desteği yok. Bunun haricinde de ön iki koltukta Shine Bolt'ta masaj fonksiyonu var ama Shine pakette masaj fonksiyonu yok. Bir de son olarak otoyol sürüş asistanı denilen bir sistem var Shine Bolt'ta. Shine pakette sadece şurada şerit ortalama fonksiyonu var. Ama şöyle bir durum daha var. Bunu da söyleyeyim. Gizli özellikleri açtırırsanız bu aracın
Bu araç da tıpkı Shine Bolt oluyor. Shine paketin gizli özelliklerini açtırdığınızda Shine Bolt'taki mevcut olan bütün otoyol sürüş sistemleri bu araçta da mevcut. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Citroen C5 Aircross, Shine ve Shine Bolt paket arasındaki farkları anlattım. Videoda belirttiğimiz şekilde elimden geldiğince bütün detaylara değinmeye çalıştım. Ama yine de merak ettiğiniz konular olursa aşağıya yorumlara yazmanızı öneririm. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın.